Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını söyledi. İşçiye hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorununu mümkün olduğu kadar olmayacak ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Ayrıca bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir e, yapıya ihtiyaç olmadığı mevcut yapıyla bu e, reformun sürdürülebileceği, yapılabileceği ortaya konuldu. Dolayısıyla bu bakanlar kurulundaki ilk bilgilendirmedir. Önümüzdeki günlerde ilgili bakan arkadaşlarımız bakanlar kurulundaki tartışmaları da dikkate alarak konunun daha net bir şekilde ana çerçevesine oturtulmasını sağlayacaklar ve kıdem e, tazminatı reformu, Türkiye'nin gündemine gelecektir. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş emeklilik yaşının değişip değişmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hedefi 2036 yılına gelindiğinde Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak olan bir tahminde bulunuyorlar ve buna göre bir planlama yapıyorlar. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil. Buyurun. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini de ekledi. Başka konuları gündeme alıyoruz diye Avrupa Birliği'nin tam üyelik perspektifinden vazgeçiyor olamayız. Kaldı ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerin ana rotasını fasılların açılması oluşturacaktır. Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması ve ortak bir anlayışın geliştirilmesi bakımından da bu fasılların açılması Türkiye bakımından hayati önem taşıyor.